Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmet ihtiyel huzur görüşler. Haptelik Muşim Haberle programımızın görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görmelerimiz bugün 2022 yılı 14. Ağustos yekşembe. Her yekşembe günü ettiğinde huzurunlarda bir hafta ceryanında bulup ötken meyli vatimiz Şarkı Türkistan alakalar bulsun. Veya ki dünya gün tersifindeki en muhim haberlerini kısa analiz kan şekilde huzurunlarda sunup kilo vatimiz. Ondan da yine bu hafta ceryanında bulup ötken en muhim haberlerine köz yürütüp öteyli. Birinci haberimiz, Xitay'ın zor Türküm'deki yalgan haber torbeketleri aşikarlandı. Mavzulu haberimiz oldu, kadirli görmelerimiz. Elbette pat pat bunun okşaş haberle, gündelik haberlerimizde bulsun çıkıp durdu. Xitay vatanımızdaki bütün cinayetlerini yuşurup bulanmayı turbatkan bulup mu şu yakınki yılladın bir an. Köplep aşikarlanışı, cinayetlerine aşikarlanışı ayrışıp meyli şahıs süpütü de bulsun veya ki organlaşkan tipte her hıl yallanma meyli özünün Xitaylarında veya ki çet eldeki Xitay'a setilgan müşünlük kişilerini ya ki haber tarat kullarını setivelip özünü aklaş için cinayetlerini aklaş için keçi gündüz tereşivat kallakı devamlı gün tersimizde turvatkan bir mesele. Bu müşünün cümlesinin bir çoğun bir aşka arını şimdi. Amerika'daki Torbi Xaterlik Şirketi Mandiant aldan kapta yeni bir tetkikat neticesi ilan kılıp Xitay rejiminin kemdigende 72 yalgan haber torbeketi yasap çıkarlıqı. Bu torbeketlerinin 11 xıltılda Xitay rejiminin yalgan teşviqat arıqtışıga ve Amerika başlı xarip devletlerine hücum kılışıga maslaşkallıqını körüstüp ötdi. Tetkikat neticesi kayıt kılınışı mezkur torbeketlerinin hemmesinin perde arkasındaki başkurgucisi Şanghay Haishun Teknoloji Şirketi bulup, Xitay rejiminin yalgan hesap ve yalgan torbeketler arkalık halkaradaki cemaat fikirge təsir görüstüş urunuşlarının yeni bir ispati bulup kalan bu aşkarlanan mesele. Mezkur torbeketler asaslıqı Amerika ve başka garip devletlerine hücum kılışkı merkezleşkenden sırt, Şarkı Türkistan'daki irki kırgancılık, Hong Kong'daki insan hakları depsendikliği Katarlı kündert duruatkan meselelerde kişilerine kaymıktırışkı uğrundan. Ondan başka uydurma hücceti arkalık Germaniyelik tetkikatçı Adrian Zeniz, yani devamlı Xitay'ın nurgun cinayetlerini bütün dünyaya, Xitay'ın menbelerinin, Xitay'ın özünün eylan kılan menbelerini misal keltürüp durup, şunu delil keltürüp durup, Xitay'ın dünyaya resva kılıp atkan bir küçülük bir tetkikatçı Adrian Zeniz'e mi tökmet yapılaş, her ikitimi mi şu sahtı torbeketler arkalık ışıkı aşırılgallıkı ispatlanğandı. Məlum buluşca Twitter şirketi Xitay'ın yalgan təşviqatıqı çetişlik hesaplarının takip edilgeldikini bildirgen, ama bu haqda təfsili məlumat bermegenemdi. Biz ötken haftadaki mühim haberimizde mi tilga elip öttük ve onu aldınki haftadaki haberimizde mi Xitay'ın ki şu ictimai fikir vasıtasını mı kandak ışıltı vatkallıqı bunun çoğum dünyadaki bütün halkımızın her kaysı devletlerdeki tikişlik cevap verişi Xitay'ın bu tətir təşviqatıqa cevap verişinin ne kadar kançık mühim hikayeliğini tilga elip ötken idik. Hoş, yani bir mühim haberimizde özsek. İkinci mühim haberimiz, Xitay elçisi tayvelliklerini kayıt terbiyeleydi kallıqını bildirdi mavzulu haberimiz buldu. Elbette ötken hepte bu Pelosi hanımının Amerika Avam Palata reisi Nancy Pelosi hanımının Tayvan ziyareti gün tertipte onun aldığını kayıp dedim. Elbette ziyaretten burunla dünya gün tertipine ağan Xitay nurgun bunun karşı ifadelerini bildirip tusup kılış için bu ziyaretini emelden kaldırış için kımlığını kalmadı. Mahsus bu vaxta söhbetimi ötküzdük televizyimizde. Muşu Paris Dürüstlük Elçisi hemdi bu haberimizde. Lu Shai, Xitay'ın Paris Dürüstlük Elçisi, Fransiya BFMTV kanalının mahsus ziyaretini kabul kılıp, Muşu Tayvan'a münasibetlik meseleler hakkında cevap edemiz sualga. O, Amerika Avam Palatası Başlığı Nancy Pelosi Hanım'ın Tayvan ziyaretinde olsun toktalganda naiti köp xatarlarını ve krizislerini payda kılgallıqı Pelosi Hanım'ın bu ziyaretini Xitay'ın şünkilik karşılık karamay elip berip nurgun kriz payda kılgallıqını bildirdi. Elbette bunun başka bir
işbadını mı kütkül olmayıdı Xitay'dan. O ahırda ciddiçilikini ulgaytıqan tarafından Xitay emez, Pelosi hanımdan Tayvan ziyareti bolğanlığını tekitlep, bu iğvagerçilikki cevap kaytırğanlıklarına kayıt kıldı. Dünya Xitay'nın bunun kandak cevap kaytırğanlıklarını elbette bildi. Yani, kaygaz yolu bastıqını ve hemisi kuruq ceza yürgüzdüm, anı kıldım, manı kıldım. Hatta Pelosi hanım onun ailesini tatıp ceza belgellikini hem de namda ve Tayvan'daki Nurgun Tayvan'dan kirgizildi an Xitay'a mallanı mı çekli geldi ki bir katar cezanı bildi, belgellikini Xitay dairleri bildirgen buldu. Hem de en muhim bu Lu Shaiyan'ın ki bu televizyon kanalı söyleyen en muhim nokta. Xitay'ın ki psikisinin ki çüşençisinin kançılık rezil, kançılık peskeş geldiğini bildirgen bir nesemdi. Bugünkü dünyada yendim deydi. Tayvan halkının mingisinin yulganlığını, Şarq Türkistan halkını yıllardan bir an bugün hazırgıça dini meselelerde arxıl asabi ideya bilen mingisi buzulgan deb dünyaya bunu setip atırgandı. Bunu alqa oturup qoyadı Xitay. Numussizlar. Yana bu yerde deydi ki, Tayvan halkının mingisinin yulganlığını ilgir sürüp birleştikten keyin, yani Xitay biz Tayvan'ı ağandan keyin onları qaytadan tarbiyalaymız. Uçakta Tayvan nüfusu birleşini kollaydıgan buludu. Tayvanlikler yine vatan suyarı buldu da oylayman. Degen gapni mana şu Fransiya kanalda hiç kanda hijil bolmasın. Albatta hijil olmaydı o Xitay. Bunu dedi hamdi. O riyasetçinin tehdit siliş arqalıq mı degen sualığa, yani tehdit siliş arqalıq ulan vatan suyarı kılmakçı mı, mınısının yuyulğalıqını qaytar bilmekçi mi degen de tehdit seliş arkalık, tehdit seliş bilen emez, kaydedin terbiyeleş bilen. Öyle bu kadar. Kancık okşap gelken bu sözle. Şarkı Türkistan halkı ki değil vatkan ve növeti kılını vatkan mesela kancık okşap söz bu. He. O 20 yıl ilgili köpüncü Tayvanlıkların Tayvan'ın Xitay'ın bir parçası buluşunu kollaydı kalıqını tekitlep, Demokratiyanı ilgili sürüş partiyasının Xitay'a karşı tətirde şevkat kılış sebebidin, bugün araldaki halk birleşik karış çıkmakta. Degen sefsetin sattı hem de. Öyle bakayım. Senin nerin gibi birleşsin ki, üzerinin milletidin bozsun mu? Yani Tayvan gibi. Ama dünyadaki insanlık ne? Bugün bütün dünyada kabul kılınan kıymet karaj, bu ve erkillik hem de muhimi, hem madem üzerine işbazesini her kandak bir sözünü oturup uyarlayacağın. Bunun temin tetif kalan halk, hatta ki üzerinin halkı bozsun mu sizin ki dünyada bunca vala pes geçtikken, aşkı ağırlığını atkan bir peytisini kandak mı kabul kısmın ki? Ya, mınısı yürüp gitip demiş. Hoş, yeni bir haberimizde geleyle. Beşinci nöbetlik Hurra Longsi futbol müsabakası İstanbul'da başlandı. Elbette gündelik haberimizde başlangan günü biz İstiklal'da bu haberimizi sunan bulduk. Şarkı Türkistan Tenterbiye ve Terakkiyat Cemiyeti kurulgan birkaç yıldan bir an elbette pat pat haberlerin bir vatımız. Yaşlarımız ne? Naiti tenterbiye cahatı, her hıl tenterbiye sahası da yetiştiriş ulanı ruhi cahattin, kötü rengi, beden cahattin, sağlam müşündak yetiştiriş için kuldun kereken için ruhun hizmetlerini kılıp atıdı. Bu yıl 5. nöbetlik Hurra Longsi futbol müsabıkası 6. Ağust İstanbul'da başlandı. Müsabakanın açılış mürasımında Şarkı Türkistan Tenterbiye ve Terakkiyat Cemiyeti Reisi Tahir Kökbayrak, Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatları Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan, efendim, Şarkı Türkistan Ölümala Birlik Reisi Vekili Mahmut Candamoğlu, Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Vekili Dilşat Barışçı ve Şarkı Türkistan İnsan Hakları Kültür Cemiyeti Reisi Muhammed, Nur Muhammed Türkistani Katarlıklar açılış sözü kıldı ayrım ayrım halde. Ve tüncü günü, şu gündüm başlap, tüncü günü tört meydan müsabık oynadığımdı. Ve bir gün tur bir gün digendek hazırlıkçı devam kılıp atıdı. Bu kıtımlık müsabıkıya Türkiye ve işçi sırtıdan cemi 16 komanda katlaşkan bulup, aylanma müsabıkı tarihiste devamlaşı atıdı hele hem. Hurra Longsi futbol müsabıkısı hazır kadar Türkiye'de en köp komanda katlaşkan futbol müsabıkısı bulup, tahminen bir ayı yakın devamlaşıdı gallakı bildirilmekte. Elbette biz bu yaşlarımızın arkaysı komandadaki barlık yaşlarımızın muvaffakiyetlik şekilde ahırlaştırışıga tilektaşımız. Hoş.
Amerika istihbarat organları asaslı hizmetini Xitay'a merkezleştirmekte mavzulu haberimiz. Elbette Xitay'ın cinayetleri aşkarılmışka, Xitay'ın hakiki peskeş niyetini dünya bilgençe merkezleşiş, Xitay karta nurgun karşı tedbirlerine ait güçlü şekilde elini atıldı. Bu haber Amerika Avazı'nda verildi. Amerika Merkezi İstihbarat İdarası'nın muavin başlığı David Cohen yakında Merkezi İstihbarat İdarası Terörlük Karıştırış Merkezi'nin bir yepyeni yığında söz kılıp El-Qaida Katarlık teşkilatlarına zarar verişinin yanında asaslık vazifesi kellekini ama mezkur oranın asaslık nişanını Xitay'ını tihim yakşı tonuş ve takabül duruşu kartı vatkallıkını bildirdi. Haberde Amerika hükümeti Afganistan'dan asker çekindirgendeyken terörlük karıştırış hakkında bara az toxtuluşku başlayan. Xitay bilen Rusya'nın siyasi, iqtisadi, harbi tehdidini köplep tilgilişki başlayanlığı bildirildi bu haberde. Herkese istihbarat organlarımı adem küçü ve baylıq mənbəsini qaytidin tənşeşke başlayan bulup Xitay meselesi mesul yüzlügen xadımlarını köpeytken. Bunların içinde burun məxsus terörlük karşı hizmetlerini işleyen mütexassislerimi bari iken. Nöbette Amerika istihbarat organlarının asaslıq vazifesini terörlükü karıştırıştın Xitay'a qartıb atqanlıqı köplügen sabıq istihbarat əməldarlarının ve parlament əzalarının qolluşuğa erişmekte. Hatta bir kısım əməldarlar baldırlı müşünlə qılış kereklikini təkidləşmekte hazır. Çünkü Xitay'ın xətərlik ikerliki, Xitay'ın künsürü eşib atqan təkdidi uçuk aşkara bu devletler tarafından naiti ciddi bir xatari his kılınmadı demdi. Hatta biz ötken haftalık mühim haberimizde isimlerde bu sekadirlik görmelerimiz. Angliyanın 6. başkarımından başlıkı Richard Moore'u aşkarı halde söz kılıp nöbette onun birinci mühim hizmeti Xitay ikerlikini özünün Xitay'a karşı terörçilerine karıştırıştığımı bekerek ehmiyet bir vatkallığını otur koyandı. Demek dünyanın en güçlük devletleri Xitay'ın bu tehdidini ciddi şekilde his kılvatıdı ve şunun göre tayarlıkını kılvatıdı. Hoş, yani bir mühim haberimiz gelsek. Tayvan, Xitay bizni işgal kılışkı tayarlığını vatıdı. Elbette bu mühim Nancy Pelosi Hanım'ın ziyaret edin ki bu bir sıkmıgan ciddilik, ciddiçilik bu rayondaki Tayvan Taşkı İşla Ministeri Joseph Wu bu sözlemdi. Xitay hazır etrafta bilislav amdi şu ziyaretten Nancy Pelosi hanım ki terk etmeylem resmi hakiki uqtur işletilgen manevrini başlayanlığını ve manevr toşkandaki miyen devamlaştırılığını bilir. Lekin hazır o toxtatdi. Bu popoz kıldı hemde Tayvan'a. Hem Tayvan halkını onu korkutuş, tehdit seliş. Hem Xitay özünün halkıya biz kara, biz yani kılalayımız, bizim küçümüz badep, özünün halkını mı biraz hatırcam kılış ulan aldı bir gelmese, Xi Jinping hakimi tevrap kılvatkan bir aldığımızda yığınba müşünde mezgillerde nurgulluğun uçurlarını öz içi aldı halkını bu manevrinin ki mütexassislər bildirib gəlməkdə. Bu şunda bir peytdə həm də Tayvan Taşqı İşlər Ministri Joseph Wu Xitayın bu manevri, yəni həqiqi oxdur işlətib başlayan bu hərbi manevri əməliyyatda Tayvanı işğal qılışın tayyarlığı budur. O çox sözlü həm də. Nancy Pelosi'nin ziyarətinə bolğan biz məşhur ziyarətə qarşı qılıbatımızda Xitayın ağzından çıxıb atqan bu gəp Pelosi'nin ziyarətinə bolğan açığının Xitayınki faqat bir bəhanə ikənliyini bildirdi həm də. O yana xalqara Xitayning xalqara qonunga iğir xilaflik qilayotganligini bildirib, Xitayning Tayvanni ishg'ol qilishga tayyorlik qilish uchun navbatda Sunzining urush san'ati kitobidagi taktikani ishlatib, keng ko'lamli harbiy manevr va ballistik boshqariladigan bomba qo'yib berishdan boshqa to'r hujumlari, ta'tir tashviqot va iqtisodiy jazolar orqali Tayvan xalqining ma'naviyatini ojizlatishga urinayotganligini bildirdi. Joseph Wu. Uyan Xitay'ın hakiki maksidi Tayvan boğazı ve bütkül rayonun hazırkı halkını özgertişini ibaret degen ifadeni işletip, Xitay'ın Tayvan'ın işgal kılış muddasını yeni bir katım tahkikledi.
Tayvan'ga ko'ra bo'lsa, Beijing dünyadaki en avat toshliniyasidan biri bo'lgan Tayvan bo'g'ozining iqtidorlik huquqini talab qilgan bo'lib, bu bo'g'ozni kontrol qilish va Seriq dengizini Janubiy Xitoy dengiziga tutashtirish orqali xalqaro jamiyatning erkin yo'l yurishiga ta'sir ko'rsatishni maqsad qilmoqda. Albatta, bu dünyada hammamiz tarafidan bilingan, ma'lum bo'lgan bir masala. Shuning uchun bu rayondagi kuchlarmi Xitoyning bu rezil maqsadiga qarshi chiqib kelmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin bo'lsa, har doim qadak Xitoyning harbiy manevrining tamoman normal ishkanligini va uchq ekanligini bildirib, biz munosabat organlariga uqtirish qildik, uni qildik, buni qildik. Xalqaro qonun, davlat ishi va xalqaro qonunga uyg'un bizning qilayotganimiz degandek, bu ham bu manevrimiz ig'vogarlarga ogohlantirish uchun, ya'ni Tayvandagi mustaqil bo'limiz deyotganlarga ogohlantirish uchun. Şunun bilan bir vaqtda egilik huquqimiz va zamin pulligimizni qo'g'dashning qonunlik harakati deb jar soldi ham de Wang Wenbin. Ya'ni padlangan bir tahdidda ham de. Dal endi mushuningki oxirdan Amerika ishbodi bildirdi. Shu ishbodidan keyinlam Amerika Xitoyning pat yaqinda Tayvanga hujum qilishidan ansirmaydiganligini bildirdi. Yuqorida Tayvan tashqi ishlar ministri Joseph Wu tayyorlik amaliyotda bizni ishg'ol qilishga tayyorlik qilyapti degandan keyin Amerika bundaq deb qaramaydiganligini, ansirmaydiganligini bildirdan bir shaklda. Amerika prezidenti Joe Biden dushanba kuni muxbirlarning aloqador savoliga javob berib, bu vaqtda bu masalaga ko'ngil bo'layotganligini, ammo andish qilmaydiganligini, Xitoyning navbatdagi harakatlaridan ortiqini qildi, bunidan bakrak ortiq harakat qildi deb qaramaydiganligini bildirdi ham. U yana mushu shu kuni yana Amerika muavin davlat mudofaa ministri Colin Kalmo muxbirlarni kutib olish yig'inda Xitoyning Tayvanga pat yaqinda hujum qilishidan ansirmaydiganligiga ishora qilgan holda Xitoyning Nancy Pelosining ziyoratiga qarata qaytirgan inkasrining butunlay Amerikaning mo'lcharligidek bo'layotganligini bildirdi. Biz Xitoyning qandoq bir javob qaytarganligini bu Xitoy bugun bildirayotgan bu inkaslarning hammasini biz mo'lchar degan ish Xitoyning navbatda qilayotganlarining birarsimi bizni hayron qoldirmaydi degan ishbodini ishlatamdi. Xo'sh, yana bir muhim xabarimiz kelsak. Biden Xitoyga qarshi g'oyat zo'r summalik qonun imzoladi. Albatta, bumi davom kundalik xabarimizdan ayta tafsili adatda ba'du hamda Xitoyga ig'ir bir zarbi olgan bir harakat bu albatta Amerika prezidenti Joe Biden yerim o'tkizgich sohasini taraqqiy qildirish orqali Xitoyga texnik kuchlik taqabul turishni nishon qilgan g'oyat zo'r summalik qonun loyihasiga rasmiy imzo qo'ydi. Va bu qonun kuchga ega bo'lib ijro qilishga boshlandi. Bu xabar Amerika ovozining 9 avgustda berildi. Amerika prezidenti Joe Biden 9 avgust özek ve ilim pen qonun loyihasiga imza qo'ygan bo'lib, yerim o'tkizgich sohasini taraqqiy qildirish orqali sanoat, texnologiya ve harbiy sohada Xitoy bilan texnik kuchlik raqobatlashishni nishon qilgan mazkur qonun rasmiy kuchga ega bo'lgan bo'ldi. Biz hatto ayrim suhbatlarimizni tilga oldik, xabarlarimizni beryapmiz davomliq. Özek masalasi dünyanın eng oldingi kun tartibida kim boshlandi. Bu o'zaki yetishmasligi sababidan nurg'un narsalar o'sib ketayotganligi, ishlab chiqarishdan to'xtab qilayotganligi, davomli pat-pat kun tartib turayotgan bir masala. Bu qonun loyihasi chetildigan umumiy mablag' 280 milliard dollarga yetadigan bo'lib, Biden buni davr xarakterlik mablag' sayilish deb sifatlagan va imzo qo'yishdan burunqi bayonotida kelgusidagi o'zek sanoati Amerikada ishlangan bo'ladi degan so'zni ishlatdi. İmza qo'yish marosimiga hukumat amaldorlari qatnashganda sirt Intel, AMD qatorliq bir qism texnologiya shirkatlarining bosh amaldorlari ishtirok qilgan. Endi bu obidi xarakterlik deb sifatlanayotgan va ahamiyatga ega deb qaralayotgan mazkur qonunning turg'izilishiga 1 yildan ortiq vaqt ketgan endi. Rasmiy kuchga ega bo'lib ijro qilishga boshlashiga 1 yildan ortiq vaqt ketgan. Oldingi oyning oxiri ikki palataning ma'qulligidan o'tgan edan bu qonun. Bu qonun Xitoyga taqobul turishdiki, bu xarakterlik bir harakat deb
ilgirlash dep qaralgan bolup Amerika hükümetine nisbeten Xitayning geopolitikalik xirislarga qarshi uzun muddatlik strategik qo'llash hisoblanadigan da Amerika hükümetine. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Xitay yeni Aqtaşlıq kitabida bir qism va'dalardan yenib oldi mavzuli xabarimiz. Xitoydan bunundan boshqa bir narsani kutish mumkin emaski, Xitoy nimadan yenib olmadi ki bugungacha. Xitoyning azaliy sifatidan nuqamdi buni. Va'dasini yenib olish, numussizlik qilish, butun insonlarning yuziga qarab turib, ko'zining ichiga qarab turib, qiljilik xijil bo'lmasdan hammani qila oladi Xitoy hamdi. Albatta biz uchun ajablanarlik bir narsa emas hamdi Xitoyningki bu qarashi. Xitoy rejimi 10 avgust Tayvan masalasiga aloqador yangi aqtashliq kitobi e'lon qilgan bo'lib, oldingi qatimqi aqtashliq kitobida tilga olingan Tayvanning yuksak avtonomiya huquqiga aloqador va'dalarini chiqarib atgan. Deha ammay turib, halqa osmondagi g'azning sho'rpisini nanchilab yebdi degan bir so'z bor bizning endi xalqimizning ichida. Deha ammadan osam manda qilman deb degan manda rezil pilallarni qavatgan yapamdi. Xitoy Tayvan ishlari ishxonasi va Xitoy axborot ishxonasi chorshanba kuni Tayvan masalasi va yangi davrdagi Xitoyni birlikka keltirish ishlari nomli maqtashliq kitob e'lon qildi. Xitoy davomli mushunda maqtashliq kitobni e'lon qildi, bizning vatanimiz uchun ma'yirim e'lon qildi ba'zida. Mushundoq asl maqtashliq kitob emas, buni boshqa sifatda atash kerak hamdi dunyo, lekin mushunda ataydi. Ammo bu qatim bu e'lon qilgan bu maqtashliq kitobida tilga olingan yani ilgirki bu qatimqi kitobda tilga olingan narsa bilan ilgirki aqtashliq kitoblarda yani bir qancha qat davomli e'lon qildi hamdi o'xshamaslik nima desa ilgirki aqtashliq kitoblarda birlikka kelgandan keyin yani, Xitoy Tayvan bilan Tayvan birlikka keltirmoqchi bo'lganmi Xitoyning zimini qo'shmoqchi birlikka kelgandan keyin Tayvanda yuksak avtonomiya yo'lga qo'yildi Xitoy markaziy hukumatı Tayvanda armiya va ma'muriy xodimlarni turg'izmaydi degan mazmunlar chiqarib o'tilgan edi. Ko'rinmapma niyatini oshkorlagan bu qatim. Bu Xitoy kommunist rejimining Tayvanni qo'lga kirgizgan taqdirda to'liq avtonomiya huquqi bermaydiganligidan derak berdi ekan. Albatta. Ma'lum bo'lishicha Xitoy rejimining 93 yili va 2000 yili Tayvan haqida e'lon qilgan aqtashliq kitoblari yuqorqi mazmunlarni o'z ichiga oldi ekan. Biz askar turg'izmaymiz va yuksak alohida avtonomiya huquqi berildi degandek. Nasibakan xon buni chiqarib atgan. Ama Xitoyning Tayvan bo'g'ozidagi tahdid xarakterlik harakatlarining kuchayishi ve Nancy Pelosi'nin ziyaretinden keyin Tayvan Xitoy munosabatining texnomi jiddiylik sharqisida e'lon qilingan bu aqtashliq kitobda zo'r o'zgarish bo'lgan. Aqtashliq kitob degani Xitoy rejimining Tayvanga qoral kuchi ishlatishdan voz kechmaydiganligi. Shu tahdid qarangli. Nöbette Tayvan'dan hakimiyet peşi turib atgan Demokratik Taraqqiyot Partiyasini ag'dirib tashlaydiganligi. Tayvan mustaqilchilarga qattiq zarb beradiganligi. Amerikaning Tayvan orqali Xitoyni kontrol qilmoqchi bo'lganligi haqida jar selingan edi. Biz mushu Tayvan shu Pelosi xonimning Tayvanga qo'nish qo'ngan kechisi Turkiyada hatto butun dunyoda nufuzli axborotlar naq maydondan butun aeroplanning uchish yo'lini tatib badiqamdi shu vaqtda. Mush Turkiyadagi men suhbatdim dedim buni. Maxsus bu vaqt suhbat o'tkazgan vaqtimizda. Mush Turkiyadagi sobiq generallar qatnashgan mushu nimada hamda Xitoyning bu darajada pastga tushmaganligini hech bir zamon. Bu darajada mush hozir ma tahdid qarab boqaydi. Harbiylarni ondoq qilamiz, zarba birimiz og'dirib tashlaymiz bu partiyani. Va yenondagi necha yuz kilometrlik yo'l aroqda. Ya'ni hozirgacha nima qila oldingki? Qayta-qayta quruq tahdiddan boshqa narsa yo'q hamdi. Qilishqi jasoratim bormiki Xitoy deb. Ya'ni mush so'zni deb turib, sen agarda o'zimning zimini u bu desang, mushadagi generallarning gapi hamdi. Sen bir kechida xuddi turgan bir gap, tuyuqsiz bir zarba. Bir kechida berib, senga shunday qarshi chiqqan shu partiyalarning raislarini, generallarini tutib akilib, o'zining sotiga chiqara olishing kerak. Buni chiqara olmasang, bunda quruq gapni qilmasliging kerak ham. Buni qilib turib, ularning moyig'i teganmaslikdanmi o'ta ojizlik qolmaydi deb, mishaning generallari dedi masalan. Turkiya masalan bir kichik bir davlat deylik. Agarda qarshi atrofdagi har qanday birisi Turkiyaning zamin butunligi yoki devletki karşı anda iş kısa mesela
her kıl cihetten operasyon elip verip onu tutup gelip cezalaydı o her kıl şekilde. Bir devletin yenideki kişi özünün milleti mesela kılvatkan muşunçvala tehditlerine muşunçvala işlerine hiç kanda kışkılanmay onun kendi anı kılımız manı kılımız da kuruk tehditlerine işletiştim ve öte insan bir devletin ki dünyada yüzünü tükyvalanmaydı Allah'ını bildirişmek bildiriyordu demdi. Tevhen hükümeti şu günü keşti bu doğruluk bayanat ilan kılıp Hıhtay'ın herbi tehditlerini küşeytif atkan bir payette yeni bu atılmış aktaşlık kitabını ilan kılık Allah'ını halkara kanunu zıt mezmullarını tilga alık Allah'ını tenkit kılıp narazılık bildirdi. Hıhtay komünist rejimi yıllardın beri Tevhen'in kolu kürgüzgende kürgüzgen takdirde atılmış bir devlet işki kıl tüzüm siyasını yol koyduk Allah'ı Tevhen'in içtimai tüzülmesini saklap kaldık Allah'ı kadık yarısı edip gelgen bu sumu Tayvan taraf bunu red kılmakta ve Tayvan'ın takdirini Tayvanliklerinin özü belgeleyerek Allah'ını bildirip gelmekte. Hoş, yani bir haberimiz gelsek. Liz Truss, Hıhtay'a takabül duruş çağrıları üstüde izdini vat Allah'ını bildirdi. İngilizce taşkışla veziri. Elbette bu meselim muşu, hazırkı sayılan mezgilde en küçülük tilgelini vatıdı. Meyli bunun rakibi bulsun veya ki azırkı Liz Truss bu özipedeki taşkışlar veziri Liz Truss bulsun. Eğer de Muş Saylam'da tutup kalsa özünün siyasını, Hıhtay'a boğan siyasını katlı kıldık Allah'ını bildirip kilovatı da hem de. Düşenbe günü kılgan sözde taşkışlar veziri Liz Truss düşenbe günü kılgan sözde Uygurlarga irki kırgınçılık yürgüzüvatkan Hıhtay rejimine kandak takabül duruşunun çağrıları üstüde izdin kallıkını bildirin. Hem hele hem izdini vat kallıkını bildirdi hem de. Büyük Eyra gezisinin bu vaktiki haberde bildirişe Liz Truss'ın bu işbadesi İngiliz parlament azalarının uzundun buyan hükümetke Uygurlar uçuravatkan irki kırgınçılık meselesini itiraf kılış yani irki kırgınçılıkını itiraf kılış doğruluk besim kılıvatkan bulup növete Angliyanın baş vezirlik saylamağı çüşüdüğen muhim namzatlarının biri bolğan Liz Truss, eğer kileriki ayda saylamda utup çıkalısa Uyghur irki kırgınçılığı meselesiyle köngül bulduk Allah'ı ve Hıhtay rejiminin cinayet edin hesap soraydı Allah'ını bildirdi. Angliya parlamenti Uyghur irki kırgınçılığını itiraf kılgan bolsunma Hıdınırğun devletle itiraf kılgandık parlamentle. Ama hükümet bunun halkara sot kararı bir iş gerekte pasif durup gelmekte hemdi. Hemimizge malum boğan bir mesele. Liz Truss yeni hükümetin bu meselede aktif buluşu gerekliliğine bildirip emilet şu ki, çünkü hakiki bir sot mahkemesi, halkaralı bir sot mahkemesi bu karar veriş gerek bu meselede deyip durmağın temiz hükümet. Ama ya da bu sözü dedi ki, emilet şu ki, halkara sot sistemisi bunun da rol oynayamaydı yani. Hıhtay'ın irki kırgınçılık kılıvatkallıkını halkara sot mahkemesi. Çünkü biz Nurgun sohbetlerimizde, haberlerimizde bağladık. Hıhtay çünkü o sot kollegiyelerine azab olmağallık için onda hüküm çıkartılıp olmayıdıkken de şu an meyde dedi ki halkara sot sistemisi bunun da rol oynayamaydı yani. Hıhtay'ın irki kırgınçılık kılıvatıdı de karar çıkılıştı, rol oynayamaydı. Biz onun karab duralmayız. Şu an ben bu işte karar kıldığım başka mekanizmlerini işleteleyimiz mi yok diye mesele izdinuvatı ben. Diğerlerini bildirdi. Hoş yani inşallah yakışı bir netice. Kütümüz aldığımızdaki sayılamda kandak bir netice çıkıyorduk. Yani zaman, vakit körüstüldü. Yani bir haberimiz gelsek, Hıhtay Şarkı Türkistan'daki virüsünün çet elden kirgenlikini teşvik kılışka başladı. Yani bir numussuzluk, hicil bombaslık, yani nimidep işbalistik bazı sözlerini ikran işbalistik bombaslığı. Efsuslanarlık bir iş, halıvancı ibadileş silahının hareketlik yanına. Manım şimdi uşuklığa Hıhtay'ın yani. Hem de bu şu dünyada hazır hem de kandak suikastla var birken vatanımızda. Künsür hazır bulup mu vatanımızda Hıhtay virüsünün evcep gitişi, evet kündelik haberlerimizin pat pat bir vatımız. Künde naiti. Resmi diagnoz koyduğallar bulmuşsun mu? Mesela alametsiz yukumdan koçu değil vatkan bulmuşsun mu? Bu künsürü küçüğü vatudu. Bunun bile koşup Hıhtay vatanımızdaki cinayetlerini bastır için dekhenbek küçüğü vatkanlığı ictimai uçur bastırdı ki
uçurlardan, körünüşlerden, videolardan hemimiz körüp duruyoruz. Hem de Xitay haber menbelerden, mədum bu işe atılmış Uyğur Abdümraylıq Səhiyyə Saxın Salaş Komitinin muavin müdiri Süyyən 8. Avqust günü akbarat ilan kılış yığında söz kılıp, atılmış Uyğur Abdümrayında tarqılı vatkan Xitay virusunun Xitaydaki virusun pariqlındığı alıqını. Xitaydaki virusun pariqlındaymış. Onun çət əldin kirgəllikinin dəsləbki qədəmdə muqumlaşqallıqını bildirgənəndir. Öyle bakaylı bu numusuzluğunu. Ama bu Xitayını özünün, Xitay bir gün Xulcu'da naiti, künürlük haberimiz bir vatımız varmıdı. Xulcu'da en köp sanını igerle vatıqallıqını tilgalı vatı damdı. Ama Erkin Asya'daki danlıq muhbirimiz Şükret Efendim'nin ki şu Xulcu'daki bir Xitay'a işlevatkan bir devlet kadrını ziyaret kılıp ama Xitay'ın ki rezillikini ispatlayıp koyganımdı. Bu haberin mezmunda bizdeki yukumlarlar virüsünü gensuluk seyahatçilerini yuhtur olgan diyen sözünü ağanım bunu ağzını. Yani uyadı kilovatkan seyahatçilerimiz aslında haberimiz çıkıyor. Mesela Xitay hazır İngilizce tarat kulurdu mu? Muşu Xitay'ın ki muşu Süyyan'ın gepleri gen muşu çeteldin kirgen diyen muş gibi naiti köp orun bir otudu Xitay'ımdı. Ve Şark Türkistan'ın 7. 30. günden 8. 7. günden 8 milyon 820 bin seyahatçiler geldi. Bu seyahatçı kimler yani? Sizin bütün Xitay'ın varlık ölkelerinin akkonu Xitay'la o bu köpüncisi. Yani a Xulcu'daki devlet kadrı aşkarlap koyulukhan bu. Gensulu Xitay'ın yoktur vağan bizlerdi. Ve Xitay dairleri bunu deyken ki şu bunu bildir ben. Vatinimizde kandak bir ses, necis bilallahını planlar atıdı, Allah biliyordu. Seyahatçilerin giriş çıkış meselesini katı kontrol kıldığı Allah'ını, küçüldüğü Allah'ını bildiriyordu. Nurgun, mesela şu sebepten 10. Ağustos mu, Xitay dairleri yerine 24 saat içi Şark Türkistan'da alaması yukumdan uçudun 380 kişinin köpeği geldiğini, bunların 284 Xulcu şehirde kalan bimarlar Ürümcü, Altay, Kumul, Turpan, Korlu, Xotende, Hikerlikini bildirgen temdi. Ve bunun bile Şark Türkistan'da Xitay virüsünden yukumdan uçlar 916 yetkerlikini cemi. Hemmesi alaması yukumdan uç hikerlikini bildirgen temdi ve kontrollüğünü tekimi küçü etip, hiç kaysa alaması yukumdan uçu bozumu, Ürümçü'de 10. Ağustos'un tartıp 5 günlük kalmalı kılıçını yol koygan temdi. Yol koyganlıkını ilan kılgan temdi. Hem de nöbette bunu götürüp çıktı. Bu çeteldin girgende. Yani özünün pislikini, paskinliğini başkalarına yükleş, başkalarına artış. Bütün afetin menbesini çetelge artıp koyup, ayağda tekimbek kamal kılıp, beyle hem mevcut bulubatkan bunca olan bastırış kamal kılıçlarının kendini yani kandak, necis pilallarını kılıp atıdı. Virüs başlandığından tartıp her yili halkımızın ki, muşu, mol usulü aldığın bütün meyveleri pişkan vakti biz Xitay'ın ictimai fikir vasıtlarıdaki nurgun için işte videolarını gördük. Yıllardan bu yana bunu gördük. Bütün öyleki kamalgan vakitlerden tatip görüyoruz. Hazır uçuk vakit bozsa mı? Yani halkımızdan bu şimdi mol usulü aldığın vakti de kançilik şu kamal kılıçlılar neticesi de bizlerge yitip gelgen ictimai fikir vasıtları çıkalıgan körünüşle insanını için durmaya kalmaydı. Halkımızın kandak günlerini, körü atkallıkını bunu his kılışımız gerek biz yok, tövende birkaç videonu görüp öteyle. Yani. Bugünkü günde halkımız öğülerle solanan ama ulanan meyve çivileri ayvalla koylağı berilip sesip veyran bulup atkan takı kallık uçuyor. Körüp öteyle kan karap kaynı. Şaptu. Sey yok, canlarım da seyde halt haltlar, haşırlar buna, sırapçılık vardı o, bunu koymadı.
Köylü kadirlik halkım. Halkımız bu için iş vaziyetini körüp atılamdı. Bir çağırla öğüden çıkarılmadan. Yani başka körünüşler mi var? Hatta doğru tarıkı düşünüyor. Namelim doğrularını takıp ekip. Ya bu doğru tarıkı için aç kaldık biz. Göşeke samamlı bir yerde atıldı halkımız. Ve bunu yıllardan bu yan biz körüp geldik. Biz ki kançılık ki. Kançımında birisi çıkarılgandı çetelge. O körünüşlerin ki. Mahallede öğüde işlem yok. Bir çağırlarının bütün kıgan nesli, emmesi sesip tügep ayvallaha birilip. Bu vaziyetini yaşavatı da hemdi. Kandak plan, kandak necis pilalla pilallını vatı da bunun keynide. Allah Rabbim inşallah bu necislanin ki, bu kanhorlanın niyetiki yetküzmesini ümit kılımız. Ve Hıhtay'nın haberimizde bir gün mü bədi kanı. Cinayetin yapış için kançılık hareket kılıp atkallığı, kançılık resmi akbarat kanallarını kurup, bütün küçü bilen netçi hıl, netçi on hıl tılda özünün cinayetini yapış için hareket kılıp atkallığı kanı. Bugünkü haberimizden bədi. Ötken hep dedim mi çıkan. Biz çeteldeki bu erken dünyadakilerin üstüge kançılık büyük bir hizmet, vazife küçü doğallığını bu his kıldırış gerek. Bu cinayetlerini çokum, sükut kılmasıkımız gerek. Kulumuzdan gelen barlık amallar bilen Hıhtay'ın cinayetini aşikarlaşmamız gerek, kaderlik görmelerimiz. Allah ömür verse, ayetki günlük haberimizde, hep de ahırda, hep delik haberimizi görüşkücü, aman bu kardeşler. Program ahırda, ekran arkasındaki barlık hizmetdaşlarımıza hem köptün köp rahmet etmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.